W İstanbul Otel'de hiçbir şey kesinlikle ziyan olmuyor. Ve biz burada tamamen %100 sıfır atık kullanmaya dikkat ediyoruz ve şu anda yaklaşık da %91-92 civarlarındayız. Biz sushi'yi sürdürülebilir bir bakış açısıyla birleştirdik. Kendi icat ettiğimiz sushi'lerimiz var. Sıfır atık kesinlikle ilk önce alırken başlar. Yani siz tüketemeyeceğiniz bir miktarı alıp evinizde buzdolabınıza beklettiğiniz sürece illaki tüketemiyorsunuz siz onu. Ben Mustafa Aksakal, 27 yaşındayım. Bolu Mengen doğumluyum. Yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Aşçılık bizde nesilden nesile gelen bir şey. Ben de bunu sanırım dedemden aldım. Benim ilham kaynağım oydu çünkü. Çok muazzam bir şefti o da. Çocukluğumdan beri aslında hayalimdi bu. Hep bir sorguluyordum yani. Nasıl şef olabiliyorlar? Lisede aşçılık okulunu tercih etmenin en birinci neden de bu zaten. Mezun olduktan sonra profesyonel olarak çalışma hayatına başladım. Yaklaşık 4,5 yıldır da otel sektöründe çalışıyorum. Lüks otel gruplarında. Son 1 yıl yıldır da W İstanbul'da mutfak şefi olarak çalışmaktayım. Akın şef, siparişler yapılıyor mu? Yapılıyor şef. Ali, nar versene birazcık da. Ali şefim, suşiler ne alemde? 5 dakika şef. 8 saat olarak anlatılabilir mutfak ama sürekli yaşayan bir operasyon var içeride. Sabah kahvaltıyla başlıyorsun. Otelse bu gece room servisle devam ediyor. Gün içerisinde olan yine farklı aktivitelerdi. Hiç bitmeyen bir döngünün içerisine giriyorsunuz aslında. Ve orada kaldığınız sürece de asla işiniz bitmiyor. Ve eğer işinizi çok seviyorsanız da çıkmak istemiyorsunuz. Ki ben bunlardan bir tanesiydim. Hani iş varsa evet ben kalırım. Bu iş kesinlikle 8 saatte öğrenilebilecek bir iş değil. Bizim işimiz evet teorik olarak çok çok önemli. Ama bizim işimiz tamamen pratikle alakalı bir şey. Elbette ki size bir sosun nasıl yapılabileceği bir kitapta yazabilir ama pratik anlamda baktığınızda bu sosu çok bambaşka yerlere götürebilirsiniz. İyi bir şef insan ilişkilerinde kuvvetli olmak zorundadır. Servis öncesinde insanların moralini hep yukarıda tutması gerekmektir. Aslında bizim mutfakta her ne kadar bedenen sen orada olsan da aslında senin orada bir ruhunu yansıtman gerekiyor. O gün senin moralin bozuksa o gün sen düzgün yemek yapamazsın. Ya da işte o gün sizin sinirliyseniz bir şeye, o gün siz o tezgahtan lezzetli bir ürün çıkarmanız imkansız aslında. Yani biz ne kadar işe moralimiz ve motivasyonumuz yüksek gelirsek yanımıza çalışan insanlar da o kadar moral ve motive olurlar. İyi bir şef sürekli araştırma yapmak zorundadır. Yani sürekli değişen gastronomi dünyasında yenilikleri sürekli takip etmek zorundadır ve bunu da mutfağında uygulamak zorundadır aslında. W İstanbul daha çok böyle eğlencenin kültür ve sanat ile birleştiği bir yer burası. Karışık dünya mutfağımız vardı. Bu mutfakların içerisinde Asya mutfağımız yoktu. Ve biz bunun için ne yapabiliriz diye düşündük ve dedik ki biz sushi getirelim buraya. Biz sushi'yi sürdürülebilir bir bakış açısıyla birleştirdik. Kendi icat ettiğimiz sushi'lerimiz var. Sushi üzerinde kullandığımız çıtır malzemeleri kendimiz burada sıfır atık olarak yapıp misafirlerimize sunuyoruz. W İstanbul Otel'de hiçbir şey kesinlikle ziyan olmuyor. Ve biz burada tamamen %100 sıfır atık kullanmaya dikkat ediyoruz. Ve şu anda yaklaşık da %91-92 civarlarındayız. Yani sadece %8'lik bir yapamadığımız bir sıfır atığımız var. Bazı ürünleri günlük tüketmemiz gerekiyor. Bunlar genellikle protein kaynaklı ürünler oluyor. Balık, tavuk vesaire. Bu tarz ürünlerde ne yazık ki tam sürdürülebilir bir şey sağlayamıyoruz. Ama bu da çöpe gitmiyor. Hayvan barınaklarını da hayvanlara gönderiyoruz. Şu anda mutfakta kullandığımız 3 adet çöp kovamız mevcut. Bir tanesinde metal atıklar, bir tanesinde organik atıklar ve diğerinde ise karton atıklar. Gün sonunda yaklaşık 6 ila 8 kilogram arası sebze kabuğunu veya işte meyve kabuğunu geri dönüşüme kazandırıyoruz. W İstanbul'un mutfağından yılda ortalama 5-5,5 ton sebze atığının önüne geçmiş oluyoruz aslında. Bir yılda Türkiye'de sadece çöpe giden gıda miktarı 18 milyon ton. Biz bunun sadece yılda 5 tonuna katkı sağlıyorsam, 100 tane şef bu şekilde düşünürse ortaya daha farklı bir sonuç çıkacaktır. Bir sürü ekmek mesela otelde çalışan şefler de iyi bilirler. Kahvaltı büfesinden sonra artan ekmeklerin nereden baksanız %100'ünü biz değerlendirmeye çalışıyoruz. Kurutuyoruz. Ne yapıyoruz? Çeşitli panelerde kullanıyoruz bunu. Menümüzde şu an chicken finger kızartmalık ürünümüz var. Ve biz bunu da tamamen o büfeden artan ekmeklerle kıtırını hazırlıyoruz. Sıfır atığın ben kesinlikle dünyayı değiştireceğine inanıyorum. Her geçen gün nüfusu artan dünyamızda ve üretimin düştüğü bir ülkede biz bunları bir şekilde geri doğaya kazandırmadığımız sürece bir gün doğa da bizden uzaklaşacaktır. Yani.
Şu anda artişok kapya salatamızı yapıyoruz. Bu da yine bizim sıfır atık konseptinde yaptığımız bir başlangıçlarımızdandır. Burada gördüğünüz gibi 3 farklı domates var elimde. Bunlardan bir tanesi zebra, bir tanesi sarı ve diğeri de kırmızı domates. Onun harici burada bir mozzarella peynirimiz var. En önemli şey sıfır atık olması. Herhangi bir çöpümüz vesairemiz yok. Buradan ızgaraladığımız enginarlarımızı koymaya başlıyoruz. Şu gördüğünüz tabakta hiçbir ürün ziyan olmuyor. Ev hanımlarımız kesinlikle alışverişlerini yapabiliyorsa günlük yapsınlar. En fazla 2 günde bir yapmaya özen göstersinler. Çünkü gerçekten tüketebilecekleri kadar alsın. Yeşilliklerin sap kısımlarını kendilerine detoks suyu hazırlayabilirler. Sebze yemeklerimizi yaparken soyduğumuz kabukları sadece bir tur haşlayıp ve sonra fırında düşük ısıda 4,5-5 saat kadar kuruturlarsa bunu da böyle evlerin bir köşelerine baharatlık köşesi olarak renkli renkli yapabilirler. İşte bu pancar olur, kabak olur, soğandan yapabilirler bunu. Bu bizim kullandığımız yeşil yağdır. Genelde kahvaltı tüfesinden, artan yeşilliklerimizden yapıyoruz ve hiçbir şekilde zayi olmuyor. Fesleğenimiz var, bir miktar ıspanağımız var. Bunun harici o gün içerisinde olan, artık olan yeşilliklerimizin saplarını kullanıyoruz. Sıfır atık kesinlikle ilk önce alırken başlar. Yani siz tüketemeyeceğiniz bir miktarı alıp evinizde buzdolabınıza beklettiğiniz sürece illaki tüketemiyorsunuz siz onu. O sizin dolabınızda aslında kalıyor ve bu da kaldığı zaman çürüyor. Çürüyen bir ürünü siz değerlendiremiyorsunuz ama bir ürünü az alırsanız tüketebileceğiniz miktarda ve mümkünse mevsimsel ürünler kullanırsanız mutfağınızda da sizin için hem sağlıklı hem de doğaya katkı sağlamış olursunuz. Menümüzde olan kaburgamız var. %100 sıfır atıktan oluşan bir ürünümüzdür. Biz bunu ilk önce 24 saatlik suyun içerisinde bırakıyoruz. Sonrasında yemeği pişirirken içerisinde kullandığımız sebzelerin kabuklarından toz yapıp sosunun üzerinde kullanıyoruz biz bunu. Sushi'de de yine bu sebzelerin atık kısımlarını kullanarak böyle minik minik kraslar hazırlıyoruz. İşte bu pancar olabilir, patates olabilir, soğan olabilir. Bu tarz ürünleri kullanıyoruz. Genelde salatalar beyaz tabaklarda olur. Fakat ben burada seçimi daha farklı bir tabakta yapmaya karar verdim. Yemeklerde ilk önce göze hitap etmesi gerekiyor. Göz zevkini yakalayamadığınız zaman dünyanın en lezzetli yemeğini yapsanız dahi bazen başarılı olmayabilirsiniz. Güzel bir yemeğin sürdürülebilir bir mutfaktan çıkması, W İstanbul'un da buna büyük destekler vermesi, bu bizi daha da mutlu ediyor. Ben de bunun gururunu yaşıyorum. Benim genç şeflere en büyük tavsiyem ekibinde çalışan diğer arkadaşlara kendi yaratıcılıklarını çıkarabilecekleri alanlar oluşturmalarıdır. Örneğin ben her ay farklı farklı kişiler görevlendiririm. Haziran ayının sebze ve meyvelerini araştırır. İşte diğer arkadaşım mevsim meyveleri ve sebzelerinden oluşan bir tane bir demo yapar. Ve biz bunu ayın spesiyeli ürünü olarak kullanırız. Mesela şu anda da var. Enginarımız var mesela. Onlar da hem özgüven yaratıyor hem de yaptıkları bir ürünü mutlaka sormak için. Mesela benim en büyük şeyim, evet bir şef yemeği yapıyorsa bunu anlatmalı. Ve hangi şef bunu yaparsa yapsın benim mutfağımda çalışan şeflerden mutlaka gider o misafirin fikrini alır. Evet yemeğiniz nasıldı, beğendiniz mi? Ve bunu o ürünü bir de o insanın spesiyeli olduğunu varsayarsak bu insanlarda müthiş bir özgüven yaratır ve verim almamızı 4-5 kat daha fazla artırır biz şefler olarak. İyi bir yemeğin lezzetinden ziyade sizin o restorana ilk girdiğiniz andan itibaren aldığınız hizmet. Aslında sadece insanlar şu an iyi bir yemek tabii ki de istiyorlar. Ama bunun yanında unutulmaz bir servis ve unutulmaz bir karşılama. Tamamen unutamayacakları bir akşam geçirmek istiyorlar. Biz şeflere burada tabii ki de kesinlikle büyük bir iş düşüyor. Benim içerideki şeflerim yaptıkları her yemeğin mutlaka arkasından gidip o yorumu almaları gerekmektedir. Benim öyle bir zorunluluğum var mutfağımda çünkü. İyi bir yemek yediğinizde gerçekten o yemeği unutamayacaksınız ve bizim de buradaki birçok misafirlerimizden aldığımız geri dönüş bu şekilde.